Evet. Şeyler ve Şeytanlara başlıyoruz. Bugün muhteşem bir konuğumuz var. Gülriz Hanım, Gülriz Sururi. Programın adı Ebedi Gençlik Rüzgarı oldu başlığı. Sebebini elbette ki tahmin etmişsinizdir. Gülriz Hanım'ın yeni kitabı, yeni değil aslında. Yeni. Yeni. Son hayır. Kitabım. Ama kaçıncı baskı? Yani bir ay içinde bu üçüncü baskı. Üçüncü baskı. Evet, yani o üçüncü baskısını yaptı Zefiroz. Şahane, onun üzerine sohbet edeceğiz, tiyatrodan sohbet edeceğiz. Bir ay içinde üçüncü baskı çok özel bir şey aslında. Evet, önünde sonunda bir anı kitabı, yani roman değil. Ama anı kitabı ama ben yeni başladım. Özlem okuyor. Özlem Min anlattığından yola çıkarak şunu söyleyebilirim. Ama çok üzgünüm. Çok... Kitap elinde evet. Bir de okumamışsın. Ama okuyacak vaktim olmadı. Gerçekten bana yeni, ne, bana ne. Yeni başladı. Okuyacağım ama muhakkak okuyacağım. Çok çok etkileyici olduğundan bahsediyor Özlem. Onun söylediklerinin dışında Tuğrul bugün ayrıca bizle birlikte. Tuğrul kitapla ilgili senin tecrübe ettin. Tuğrul konuşacak, sohbet edecek bizle. Ayrıca Tuğrul'u çağıracağım. Başka programa da çağıracağım. Tabii. Zevkle, seve seve her zaman. Bugün Gülriz Hanım'la sohbet edeceğiz. Peki. Nereden başlayalım? Tuğrul, sana bırakıyorum. Nereden başlayalım? Bizim sizinle tanışıklığımız tabii 1900... Siz daha iyi hatırlıyorsunuz. Ben gerçekten hatırlamıyorum. 1998... Mümkün. Öyle değil mi? Olabilir. Yani bu... Çok kızıyorum. Okumamışsın. Okudum. Sana kitabımda o kadar yer vermişim. Onu okudum. Bana soruyorsun tarihi. Hayır, hayır. İnanamıyorum. Bölümü, hayır, o bölümü okudum. Sonra şeye hadi kadar... Hadi şaka yapıyorum. Valla gerçekten. şeyi de okudum. Neyi? Fosfor Cevriği'nin de sonuna kadar okudum. Hı-hı. Devamını okuyorum ama benim bölümü tabii ki okudum. Hatta ilk alır almaz onu buldum, onu okudum. Peki kaçtı sene? Ben 1998 diye hatırlıyorum. Tamam. Benim gelişme kadarki durumunu kısaca sen anlat. Tamam. Ben alayım. O şeyi mi anlatayım? O durumu mu? Hayır, siz daha iyi hatırlıyorsunuz zaten. Onu diyorum ya. Biz İşte program... seneyi feneyi falan. Ben nasıl geldim, nasıl oldum, nasıl başladı? Oy, tamam, anlatayım. Şimdi biz anlatıyorum. Uludağ Üniversitesi'nde ben İngilizce öğretmenliği bölümünde okuyorum. Orada da bir tiyatro atölyesi diye bir oluşum var. O oluşumun içerisinde de işte başımızda bir hocamız var. Çok kalabalık bir ekibiz. Keşanlı Ali Destanı'nı sahnelemek istedi hocamız. Sonra sizinle yolları nasıl kesişti onları ben tabii ki siz yazmıştınız. Neyse, benimle röportaj yapmış falan olan bu edebiyat hocası. Çok rica etti benden. Keşanlı Ali Destanı koyacağız. Lütfen gelin Gülriz Hanım. Hiç değilse kast yapmakta bana yardım edin. Çünkü ben bu işi bilmiyorum. Dedim senin öğrencilerin, ben onları hiç bilmiyorum. Ama siz tiyatrocusunuz dedi. Akan sular durdu. Ben de gittim. Ve yardımcı olmak istedim. Zamanında uygundu herhalde. Sonra baktım cıvıl cıvıl bir gençlik, bir grup. Allah'ım bunlar nedir, nasıl olur, ben nereden anlayacağım bunları falan. Teker teker böyle metnin bazı yerlerini hepsine okutmaya başladım. Sen oku, sen bırak, sen oku falan gibilerde. Çözeceğim bir şey, ne var ne yok falan. Fakat Keşanlı'dan, Zilha'dan önce Genco'nun harikulade yorumuyla ölümsüzleştirdiği neydi? İzmarit Nuri. İzmarit Nuri, tamam. İzmarit Nuri'yi oynayacak oyuncuyu şak diye gördüm. Böyle birdenbire baktım karşımda Tuğrul. Nasıl bir şeytan tüyü var bu oğlanda? Nasıl bir şey? Hiç anlamadım. Fakat dedim ki o okuduğu zaman hemen dedim ya burada bir kadro kurulur, bunlar olur falan gibi bir duyguya kapıldım. Yani ilk seçtiğim sendin. Gerisini anlatmayayım. Çok da başarılı oldu. Ve ben de Tuğrul'u Dot'ta seyrettiğim zaman, ama ondan sonra dostluğumuz bitmedi. Mektuplaştık evet, falan. Evet. Ha, geldi, evet. Ziyaret etti. Tabii tabii ben hep konservatuara gitmelisin. Sonra söyleyeceklerim varı. Hatta onun provasına gelmiştim ben. Evet, şey, evet, evet. O oyundan gelmiştin, sonra. Gelmiştin değil mi? Evet, evet. Tamam. Akatlar Kültür Merkezi'nde siz prova yapıyordunuz. Evet. Onu izlemiştik. Hatırladım. Ama ondan sonra çok söyledim konservatuara gitmelisin falan. Ve sonra bir gün Dot'ta karşıma çıktı.
Ha, orada o kadar mutlu oldum ki. Aslında bir dakika yani. orada bir şeyimiz daha var, hatırlar mısınız? Eskişehir'e siz söyleşiye gelmiştiniz. Ben birinci sınıf öğrencisiyim. Sizin haberiniz yok benim o grubun içinde olduğumdan. Bizim binaya, yani tiyatro bölümüne geldiniz. Oradaki salonda siz işte konuksunuz, bizler de geldik. Ben de özellikle sizin tam böyle beni görebileceğiniz bir yere oturdum ama söylemedim Gülcüs Hanım'a orada olduğumu. Sonra siz konuşurken bir anda kalabalığın içinde beni gördünüz ve biz bir göz göze geldik ve siz de şaşırdınız tabii ama devam ettiniz tabii ki sahnede aynen. Sonra bittikten sonra ben sizin yanınıza geldim. Orada öğrendim siz benim konservatuvarda okuyor olduğumu. Sonra da işte orası bitti. Evet, onun için ben her zaman çok iftihar ettim onu gördüğüm zaman. Benim de bir payım var diye doğrusunu tabii, söyleyeyim. Tabii olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Evet, dizilerde gördüm değişik. Sonra yönetmen olarak da başarılı buldum. Oyuncu olarak son oyunu diyeyim. Neydi söyle bakayım. İki kişilik yaz. İki kişilik yaz. Onu hatırlıyorum. Tebrik ederim. Neydi? İki kişilik yaz gerçekten muhteşemdi. Çok beğendim. Seni de ilk şeyde seyrettim. İlk değil, pardon. Şehir Tiyatrosu'nda oynarken seyrettim. Fakat çok fazla etkisinde kalacağım bir şey yokmuş herhalde. Ama Mustafa Avkıran'ın koyduğu Devlet Tiyatrosu'ndaki Murat Anbunga'nın... Dumrul'la Azrail. Evet, Dumrul'la Azrail'de çok heyecanlandım. Bir kere daha gördüm falan. Sana da söyledim galiba tanıştık oyundan sonra. Evet. Orada çok etkilendim. Ondan kısa bir sonra mı sen... Evet, Dota. Kısa bir süre sonra Dot'u kurduk, Dot'u açtık. Evet. Tamam. Sonra da siz hep bize geldiniz, İşte orada ilham seni verdiniz, öyle başarılı oldunuz. Olarak görmeseydim herhalde ilk günden pat diye gelmezdim. Ay, sağ olun. Sizin varlığınız bizim için çok önemliydi her zaman, yanımızda oldunuz ve fikirleriniz çok önemliydi. Şimdi sizden bahsedelim asıl. Evet. Şimdi şeyden... bildiğimiz sizin başlangıç şehir tiyatroları çocuk tiyatrosu nasıl oldu o, yani aileniz mi yolladı siz yok tiyatrocu bir ailenin çocuğu olmama rağmen onlar tiyatrocu olmamı istemedi fakat Muhsin Ertuğrul bir nedir bu niye böyledir çünkü o zaman tiyatro gelecek vaat eden bir şey değil. Babam, amcalarım çok zor günlerini yaşamışlar, çok sükseli de olmuşlar ama yani bu iş rantabl bir iş değil. Yani bir de dönem var. Hayır, bir de dönem var. Tiyatrocuyla oynamam, evlenmem hiç düşünülmüyor ama bir de kısmeti kapanır. Yani dönem tabii sahneye çıkarsa tukaka. Evet, onlar da var herhalde. Bunların da etkisi olduğunu sanmaktayım. Evet. Sonra Muhsin Bey demiş ki babamı görünce, annesi gibi yetenekliyse Gülriz'i getir çocuk tiyatrosunda oynasın. Şimdi babam aşağı tükürse, sakal yukarı tükürse... Bıyık ne yapacağını bilemedi. Babaannemle kıyametler koptu. Babam hiç istemiyor ama babaannemle de kavga etmek zorunda kaldı. Onu da sizin gibi oyuncu yapacaksınız diye başladı babaanne. Babaanne hiç istemiyor. Hiç istemiyor tabii. O Osmanlı kadını. Ve de ben gittim belhasıl. O başlangıç çok hakikaten kaç hoş. Kaç yaşında başladınız? 12. 12 yaşında çıktınız. 12 yaşımda. Şimdi hiç hoşlaşmadım olaydan. hiç hoşlanmadım çünkü figürasyondayım, korodayım. Yani böyle bir şey geri planda seyrediyorum. Arada bu laf senin diyorlar, evet diyeceğim falan gibi. Arada bir laf senin, Ferih Egemen yönetmenimiz. Fakat o bana sempati duydu, ben de ona bir sempati duydum. Ama bir türlü içimden hiçbir şeye katılmak gelmiyor. Ama provalarda böyle oturdum ve de böyle çocuk herhalde beyni teyp gibi kaydetmişim her şeyi. Başrolü oynayacak kızı Mavi Kuş diye bir çocuk oyunu bu. Çok güzel. Yani dünyada ünlü bir çocuk piyesi. Diyorlar ki kız ailesiyle beraber başka bir şehre tayin oldu. Babası gitti. Başrolü oynayacak kız. Peri Egemen'le iki kardeş oynayacaklar. Ferih Bey bana, sen o grubu rolü Gülriz dedi. Bir kader ağlarını o gün örmeye başladı. Mavi Kuş'ta. Mavi Kuş'la değil de ilk başrolle başlamanın müthiş bir etkisi oldu üstüme. Sonra ben anladım ki ben koroda olamazmışım. Yani ilk günden
az solistliğe oynadım. Yıldızla. Yani. Yıldızla oynadım. Bu bir şans oldu. Ha bir de Taki Muzenlis'in çok hoş bir hikayesi vardır. Eski Yunan Devlet Tiyatrosu'nun yöneticisi ve çok ünlü bir tragedya yönetmeni. Uh-huh. O geldi Türkiye'de Devlet Tiyatrosu'na önce oyun koyuyor. Sonra geldi bizde koldu. Ben Karaca Tiyatro'da oynadığım zaman neydi? Cam Kırıkları. O bir hikaye anlattı. İşte benim durumum da oydu. Dedi ki Güzel Helen'i sahneye koymuş. İşte nasıl koydunuz sahneye, nasıl oldu bilmem ne falan. Vallahi dedi sizin memlekette bu iş çok zor. Koroyu aynı şekilde söyleyebilmeleri için çok uğraş verdim. Ne yaptınız dedi. Bağırttım, bağırttım. Hepsinin sesi kısıldı. Kısık sesli bir koro oldu ama koro oldu dedi. Benimki de öyle. Ben de az solist hayallerimde herhalde. Orada başrolle çok güzel bir şey oldu. Çok da harika bir şanslıydım demek ki. Bu şeyde çocuk piyesinde iki çocuk rüyalarında dünyayı dolaşıyorlar, gidiyorlar ve çok ihtiyarlayarak dönüyorlar. Yani 12 yaşında elimde baston geri döndüm falan filan. Müthiş heyecan verici şeyler yaşadım. Gördüğüm operetlere, oyunlara hiç benzemeyen bir olay var. En sonunda da tabii alkışlar ve kapıdan çıktığım zaman arkada bekleyen benim yaşımda çocuklar. Beni alkışlıyorlar kapıda falan. Beni derken çoğumuzu. Ama bütün bunlar büyük bir etken oldu zannediyorum. Peki 12 yaş için o çok büyük bir sorumluluk tabii. Sahne evet. Çıkıyorsunuz ve başrolle. Ama ben herkese diyorum ki çocuğunuz tiyatrocu olmayacak bile olsa 2 sene hiç değilse çocuk tiyatrosuna yollayın. Kesinlikle. Tecrübe etmesi. Bu tecrübe hayata etmesi ait. Hayata ait. Yani beden dili, konuşma dili, sesini yüksek kullanmak, hitabet. Yani tiyatrocu olmayacak ama çocuk tiyatrosuna gitmişse belli olur onun tavrı. Evet. Yani 2 sene gitmiş olsa yeter. Oyuncu olmayacak olsa bile sen çocuk yani. Evet çocuklarla çalışıyorsun. Ya. Tabii. Ne kadar çok önemli güzel. Olduğundan sen daha olmaz olur mu? Tecrüben. Yani hani bu aslında hem çocuklarla hem de yani yetişkinlerle de tabii çok çalışıyorum hep bu anlamda. Etki genel olarak hep aynı oluyor aslında hepsinin üstünde. Bunu kişisel gelişim olarak bir yerden algılamamak tabii lazım ama özellikle çocuklarda siz bir kere daha çok şey öğreniyorsunuz aslında çocuklarla çalıştığınız zaman. Yani inanılmaz. Hem oyunculuk adına hem de dünyayı algılama adına. Yani ritim duygusu gelişiyor. Evet. Müzik kulağı gelişiyor. İletişim. Tabii iletişim gelişiyor. Birlikte bir iş yapmanın tabii sorumluluğunu alıyor. Ve ben sonunda düşündüm ki yıllar geçtikten sonra bile çocuk tiyatrosundan bir şeylerden yararlandım. Evet, yani aslında sadece sahne için değil, sahnede de muhakkak faydasını görüyordur insan çocuk tiyatrosundan getirdikleriyle ama şeyde de, hayatta da tabii, faydasını tabii, görüyor. Mutlaka. Onun için ben her tanıdığıma genç anneye işte o yaşlarda çocuğu olan herkese aman diyorum ne yapın yollayın baleye falan yollamayın yani baleye gidenlerin %10'u bile balerin olmuyor zaten. Bu tiyatrocu olacak olmayacak demeyin çocuğunuzun gelişmesi için mutlaka yollayın. Peki şöyle bir şey vardır yani siz hep tiyatro sanatınız boyunca hep yıldız bir oyuncuydunuz. Çocuk yıldızlıktan oraya tekrar taşınması gereken ya da taşınmaması gereken şeyler var mı? Olmalı mı? Şimdi çünkü çok çocuk yıldız var. Çocuk yıldız mesela 12 değilse de 13-14 yaşlarımda benden röportaj yapıldı. Ve hiç unutmuyorum Tepebaşı Tiyatrosu'na Taksim'den tramvayla gidiyorum. Tramvayda 14 yaşımda falanım. Genç bir adam benden konuşmak istiyor. Ben de acaba alınayım mı, alınmayayım mı yaşlarındayım, tereddüt içindeyim. Bana dedi ki sizi çok beğendim, röportaj yapmak istiyorum ben falanca. Ve unuttum şimdi hangi dergi o zaman. Yani ilk röportajımı o yaşlarda verdim. Tabii bütün bunlar çok önemli, etkiliyor insanı. Ondan sonra Muhsin Hoca, çok hoştu o. Şimdi oyun tabii çocuk tiyatrosu da olsa bir zaman sonra sululaşıyor herkes.
komiklikler yapmaya başlıyorlar. Bozuluyor oyun. Fakat ne yaptık? Meğerse Muhsin Bey'in adetiymiş o. Böyle bir haber gidince ona şapkasını yollamış. Evet. Fuayeye kulise astılar. Bir şapka. Kahverengi bir çok güzel. Şapka. Ve herkes bak Muhsin Bey seyredecek bugün, Muhsin Bey seyredecek bugün. Ödü koptu herkesin falan. Bir heyecan. Hepimiz derlendik, toplandık ama bende yaramazlık yok. He. Ben hiç disiplinli. Sonsuz bende. Ve de Muhsin Bey gelmemiş ama şapka yüzünden, şapkasını yollaması yeter diye. Böyle bir laf vardır Muhsin Bey hakkında. He. Şapkasını yollar ve herkes hizaya girer. Disiplin çok önemliydi. Hele o senelerde çok daha fazla önemliydi bugünden diye düşünüyorum. O beni seyrettiği zaman çok beğeniyor. Sonra da 13-14 yaşımda konservatuvara seçiyor. Şimdi konservatuvar bir tane. İstanbul Belediyesi Konservatuvarı var bir tek. Orası şeyde İngiliz konsolosluğunun yanındaki bir binaydı. Orada da konservatuvarda birkaç sene okudum fakat bitiremedim. Çünkü hayatımı kazanmam gerekiyordu. Hı hı. Ama orada boyuna hır çıkarırdım. Şöyle, şimdi Muhsin Hoca'ya tapıyorum. Yani böyle karizma olmayacak bir şey. Benim tanıdığım ilk ciddi karizmatik insan o olabilir. Şimdi diyor ki bir gül getiriyorlar. Herkes bu gülü koklayacak. Nasıl koklayacak? Çok güzel kokan bir gül. Herkes kokluyor, içine çekiyor. Oh diyor, ah diyor, bir şeyler diyor. Bana geliyor ben. Niçin böyle yapıyorsun diyor. Ben böyle koklarım gülü. Yani bu tür bir sürü tartışmamız oldu Muhsin Bey'le. Ama her zaman bağışladı. onu soracaktım, anlatıyorsunuz aslında. Muhsin Bey'i tabii biz tanımıyoruz. Yani kitaplarından ya da anılardan, hikayelerden duyuyoruz. Muhsin Bey'den birazcık ondan bahsetsenize. Nasıl çok disiplinli olduğu söylenir? Muhsin Ertuğrul bu Türk tiyatrosuna çok büyük, gerçekten çok büyük hizmet vermiş olan bir büyüğümüz. O gün için, yani bugün o günü herkes demode bulabilir. Olsun, o Batı tiyatrosundan yani kopyalamak zorundaydı Batı tiyatrosunu, yoksa nasıl getirecekti? Evet. İşte Rusya'dan, Fransa'dan bir sürü oyunlar, adaptasyonlarla Darül Bedai'den şehir tiyatrosunu yarattı. Ve işte o şehir tiyatrosunda da disiplini, sanatçıya saygı duyulmasını sağladı. Yani benim tiyatromuz kurulduğu zaman bile biz Anadolu'ya turneye gittiğimizde eğlence rüsumu aldılardı bizden. Evet. Yani tiyatro bir eğlence. Gazinoyla, barla aynı vergiyi veren, aynı şey, statüde bir şey gibi görülürdü. Ve Muhsin Bey bütün bunlarla yıllarca mücadele etmiş bir insan. Örneğin şöyle, işte dediğim gibi kadınlar çok önemli ve değerli Türk tiyatrosunda kadınlar. Fakat hiç çekinmeden herkese derdi ki, kapıda sizi hiçbir erkek beklemeyecek, abiniz bile olsa. Tiyatro kapısında, kuliste çıkarken. Belki de başkalarına bir şey söylemek, anlatmak istiyordu, bilemem. Kapıda sevgilisi bekleyen birileri de vardı belki, onu da bilmiyorum. Ondan sonra ve işte bunun dışında turnede ne yapılır, nasıl yaşanır, disiplin. Müthiş öğretici, harikulade bir hocaydı. İyi bir yönetmen olduğunu hiçbir gün düşünmedim. Yani daha sonraki yıllarda da düşünmedim. Ama müthiş bir tiyatro adamıydı. Tiyatro adamı olarak yani gerçek bir otoriteydi. Ve tiyatroda mutlaka bir otorite olmasına da ben inanıyorum. Uh-huh. Hele böyle ödenekli tiyatrolarda. Evet, hepimize, bize çok büyük miras bıraktı Muhsin Bey. Evet. Hepimize, yani tiyatroculara ve seyircilere, tiyatro seyircisine çok büyük bir miras bıraktı. Her şeye rağmen ilk özel tiyatroyu da o kurdu. Yani evet. Küçük sahnede. Evet. O güne kadar tabii tiyatrolar var ama o başka bir şekilde kurdu. Çok büyük saygınlık kazandırdı. Tabii. Tiyatro sanatına, sanatçısına. Tabii. Evet. O çok önemlidir. Evet. Peki siz nasıl karar verdiniz hocam? Kendi tiyatronuzu kurmayı. Nasıl gelişti o hikaye? Kendi tiyatromuzu kurmaya çok hoş. O zamana kadar epey şeyler yaşandı ama şimdi burada hayat hikayeme girmeyelim. Ben
hayat hikayemi nasıl 3 kitapta toplamış bulunuyor. Ama bunu kısaca... O karar neydi yani, karar anı? Neden öyle bir karar aldınız sonra? Karar anı söyleyeyim. Engin o yıllarda, 60'lı yılların başı. Engin Hamlet'i oynuyor. Amerika'dan gelmiş. Çok büyük sükse yapıyor. Ben de Dorman Tiyatrosu'ndaki ikinci senemin sonunda Sokak Kızı Irma oynuyorum. Öyle tanıştık yani. Ben Hamlet'i seyrettim. Irma bir sene sonradır. O, bir komedide oynuyorum galiba. Neydi? Sözde Melekler diye bir komedide oynuyorum. Ayfer Ferrer'le başrolü paylaşıyoruz ve İzzet Günay. O da herhalde beni gördü falan, bilmiyorum. Ama nasıl tanıştığımızı anlatmadan geçemeyeceğim. Onu ilk kitabımda yazdım ama burada söylemekte de yarar görüyorum sizlere. Caddede peşimden takip ederek, yani İstiklal Caddesi'nde bir oğlan bir kızı takip ederken durum böyle. Ben küçük sahneye sapıyorum. O da hemen arkamdan merdivenlerden küçük sahneye. Ben Dorme'nin odasına giriyorum. O da giriyor. Evet, tanıştık. Ama asıl olay anlattı. Ben böyle bacaklarına bakarak yürüdüm, geldim falan gibilerde. Bir de baktım oraya sapmışsın. Ya, o öyle oraya gelmiyordu ama o sizin arkanızdan oraya kadar geldi. Evet, öyle oldu. Sokakta tanıştık diyebiliriz biz. Ay şahane. Sonra çok büyük bir aşk yaşandı gerçekten. Hatta o zaman basında işte Sokak Kızı İrma ile Hamlet bilmem ne falan. O zamanlar tabii televizyon dizileri yok. Şarkıcılar bu kadar popüler değil. Bizlerdik o anlamda da popüler olan. Ve de sonunda o geldi, gidecekken Amerika'ya dönmedi. Şehir tiyatrosuna girdi oyuncu olarak. Ben de İrma'yı oynadıktan sonra bir sürü teklifler aldım. Yani başka tiyatrolardan, başka bir topluluk kuralım falan filan gibilerden de. Bunlar da olmadı fakat benden çıktı fikir. Haldun Dorman karşıya ses tiyatrosuna geçiyordu. Yani eski Fransız tiyatrosuna geçiyordu. O sene küçük sahneden ayrılacaktı. Fakat küçük sahnenin sahipleri geldiler bana. Çünkü Keşanlı Atlas'ta oynadı ve dolu oynadı. Pardon, Keşanlı diyorum. İrma. Evet. Küçük sahne Atlas pasajının içindeki sahne sözünü ettiğiniz. Evet, evet. Atlas'ta o zaman bin küsür kişilik bir salonda zıngazıng iki sezon oynadık yani şeyi. İrma'yı. Ve de adamlar bana dediler ki burada tiyatro kurmak istemez misin? İstemez misiniz Engin Bey'le beraber? Fikri onlar getirdi. O zaman ben de Haldun karşı tarafa geçiyor. Ben de geçmek istemediğimi söyledim, ayrıldım. Ebediyen beni göremezsin dedi. Ama tabii öyle olmadı. Velhasıl öyle kurduk tiyatroyu. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Engin'e çok ısrarcılar dedim. Şunu anlattım, bunu anlattım. Engin'i kandırdım bu konuda diyebilirim. Onu da yazdım açık açık kitabımda. Yani kolay bir iş değildi. Ama ben de ailemden gördüğüm şeyle, yani bir tiyatro kumpanyası kurarız, ne olacak? Böyle bir şey olabilir. Hep öyle işte, tam şey gibi. Öyle. Öyle oldu. Çok da güzel oldu. Çok iyi oldu. Sonra. Üçüncü senesinde de Keşanlı'yı koyduk zaten. Keşanlı üçüncü senesinde. O da patladı. İlk oyun neydi? İlk oyun neydi? Tütün Yolu. Tütün Yolu. Sonra üçüncü sezonda Keşanlar Destanı'ndan sonra zaten. Bir de Hair Musical'i. Bir dakika, hemen oraya gelmeden var. Şeyi sormam lazım ama. Sokak Kızı İrma hangi tiyatronun prodüksiyonuydu? Haldun Dorman'ın. Haldun Dorman'ın. Orada oyuncuydum ben. Onun için de ben hep derim ki... Bir kıyamet kopardı zaten. Ben Muhsin Ertuğrul'dan tiyatroyu öğrendim. Muammer Karaca'dan sahne tecrübesini, halkla ilişki kurabilmeyi öğrendim. Hı-hı. Haldun Dorman'de şöhret oldum. Hı-hı. Engin Cezar'la kendimi buldum. Ve gerçekten dilediğim oyunları oynamak şansım oldu. Benim çok yönlü oyunculuğumu Engin ortaya çıkardı. Çünkü ben Haldun Dorman'ın tiyatrosuna 2500 lira maaş alırken Karaca'da 1000 lira maaşla geldim. Taksitle kürk bile almışım kendime. Ne yapacağımı bilemiyorum. Çok kötü bir durumdayım. Ama
Sanat yapacağız. Süper. Sanat yapmak üzere ben Dormen Tiyatrosu'na girdim. Bir de baktım Aptal Sarışın rolleri veriliyor bana. Evet. Yani ben halbuki neler tahayyül ediyorum. O roller bana verilmiyor. Olmaz. Çünkü Karaca Tiyatro'dan tanıyor beni. Ben hep işte genç, güzel, peşinden koşulan bilmem ne kadın rollerindeyim. O nedenle alınmışım ben. Hmm. Yani hani adam evlenmiş, kafamı biraz dinleyeyim demiş, sakin sakin evde oturayım. Kadın da demiş ki, ben sen her gece barlarda, gazinolarda geziyorsun diye senden evlendim demiş. Aynen bu durum halinden biz. Neyse, Aptal Sarışın rolleri bitti sonunda. Gerçekten mesela Haldun bana demiştir ki, bunu hiç unutmuyorum. Keşanlı'yı gelip ayakta alkışladı ve geldi dedi ki, Gülriz dedi, ben senin böyle bir oyuncu olabileceğini hiç düşünmemiştim dedi. O çok önemli bir şey geçiş. Çok o. Önemli bir şeydi. Evet. Sen bir şey soruyordun. Yok ben şimdi o yani sizin tiyatronuzda son oyun muydu Hayır ben mi? Son oyun olur değil, mu? Değil değil mi? Değildi. 1970. Hayır'la ilgili bir o zamanlar siz çok anlatmıştınız o hikayeyi. Bir sonra oynanamadı galiba bir 71 bizim tiyatro 86-87'de kadar devam etti. Ondan sonra gene devam etti. Biz o zaman Keşan Ali'yi çalışırken siz anlatmıştınız bu hikayeyi. Tam olarak hatırlamıyorum. Bir de ben o Hair'i ben çok severim çünkü. Hair çok güzel. Benim öğrencilerimle yapacaktım ben. Evet, eğer onu biliyorum. Şeye gitmeseydim Ankara'ya oyun koymaya. Konçinalar. Konçinalar. Hair çok enteresan bir şey oldu. Bütün dünya, daha doğrusu bütün dünya demeyeyim, İngiltere'de ve İtalya'da oynanırken onlarla beraber premier yaptık İstanbul'da. Evet, müthiş bir şeydi. Barımızı yoğumuzu koyduk, borçlandık gene. Işıklar bilmem neler falan, ostroplar falan o zaman ya, yok. Çok büyük bir şey yani. Diskolara bile daha gelmemiş, belki diskolar yok. Öyle bir dönemde biz Hair'i koyduk. Hakikaten çok başarılı bir olaydı, müthişti. Ama tabii başımız çok belaya girdi. Çünkü biz 11 Mart'ta premier yaptık. O zaman Taksim'e gazeteler gelirdi sabahın köründe. Biz de bakardık böyle mi böyle mi görelim falan. Ve gazeteleri aldık 12 Mart ihtilal. Yani düşünebiliyor musun? İhtilallerde hep battık çıktık, battık çıktık bu ülkede. Fakat o ihtilalde batmadık. Ama çok kazanabilirdik, o olmadı. Dörtte oyun koymak zorunda kaldık. Yedide herkes eve girecek. Evet. Sıkı yönetim. Sokağa çıkma yasağı. Tabii tabii, sokağa çıkma yasağı falan. Fakat dörtte o seyirci geldi inanılmaz bir şekilde. Nasıl geldi bilmiyorum. Ondan sonra daha rahatladığımızda İzmir'de olağanüstü bir turne yaptık. Açık havada. Bütün seyirci sonunda sahneye geliyordu, birlikte dans ediyordu, bütün o amfi. Çok çok güzel dönemler yaşadım doğrusu. Peki, var mı bir şey söyleyeceğim? Şeyi söyleyeceğim, sinemayla ilişkiniz nasıl oldu? Vallahi sinemayla ilişkim olmadı, çok üzgünüm. Neden, onu halbuki soracağım. Ben gençliğimde fotojenik, yani bayağı beğenilen bir fiziği olan birisiydim. Hayalisiniz. Buna rağmen hiçbir ciddi teklif almadım. O yüzden mi yoksa sanki tiyatroya sadece. Sanki çok böyle hayır, tabii o vardı ama adanmışlık. Ama bakın Yıldız Kenter de tiyatrocu ama her zaman bir film yapmaya vakit buldu. Hı-hı. Ama ben o yaştan sonra galiba istemedim. Hı-hı. Bir yaştan sonra istemedim. Ama daha önce çok istedim. Yani bir film, bir tek filmim olsa hiç değilse. Kalıcı bir şey olsun yani. Hı-hı. Kalacaktı çünkü. Hı-hı. Hani tiyatro buza yazılmış yazı deriz, yok suya yazılmış yazı deriz. Bu kitaplar da o nedenle yazıldı zaten. Hı-hı. Kalıcı olmak için. Oraya geleceğim kitapları ama bir de şeyi soracağım. Müzikle de ilişkinizi soracağım. Çünkü çok güzel şarkı söylersiniz. Yani müziğe ne kadar, hayatınızda ne kadar var oldu? Hiç şey yapmadınız mı? Sahne dışında şarkı söyleyen bir insan değilim. Değilsiniz. Evde mırıldanmam bile. Ama sahnede sizin ama müzikal oyunculuğunuzun... Ama ben başlayışım şey oldu yani, İrma ile oldu. Ben İrma'yı bir tiyatrocu olarak oynadım. Hı hı. Yıllar sonra çok büyük bir başarı getiren
Piaf'ın Hayatını oynadım. Evet, Edith Piaf. Kaldırım Serçesi. Kaldırım Serçesi. Onu da tiyatrocu olarak oynadım. Yani tiyatrocu olarak şarkı söyledim. Yani hiçbir zaman şarkıcı gibi düşünmedim. Ama buna rağmen 68 yılında tiyatronun borçları için çıkıp şarkı söyledim. Ha, yaptınız şarkı. Yaptım ama yani kahrolarak yaptım. Yani tahtımdan inmiş falan gibi hissettim kendimi. Evet, ben hani sinemayla da ilgili... Ama çok kısa bir devre yaptım. Anladım. Bunu. Yani böyle 2 aylık bir süre. Sinemayla da ilgili hep şeyi düşünmüşümdür. Neden sinemayla ilişkiniz mesafeli oldu? Çünkü şey gibi görünüyor, tiyatroda o kadar güzel bir dönemi temsil ediyorsunuz ki. Evet. Yani ihtiyaç duymadınız diye düşündüm. Ama ihtiyaç duymadım ama teklif almadım ki. Bir de öyle bir şey var. O ben, çok kötü. Niye almadığımı birazcık düşündüm. Ben muhakkak kabul etmemişsinizdir diye düşündüm. Birazcık şunu düşündüm. Ha, Keşan'la Ali sinemaya uyarlanırken doğrusu bir teklif bekledim ben. Ha. Ama hiç öyle bir şey gelmedi. Fatma Girik oynadı. Sonra ben onu seslendirdim. Şarkıları da söyledim. Evet, evet. O da ilginç, şey oldu. İlginç. Ses evet. Sizin, görüntü sizin değil yani. Evet. Ama olmadı. Şunu düşünmüş olabilirler. Yani çok tiyatro yapıyoruz. Yazın turnedeyiz. Evet. Hani vaktim nasıl denkleşirdi bilmiyorum. Hmm. Yani bir şeyden vazgeçmek gerekirdi. Bir oyunu oynamamak en azından falan. Halbuki İsmet kurulmuş bir tiyatroda bunu yapmanın o günlerde hiç imkanı yok. Bu nedenle diye zannediyorum. Ama içimde bir şey kalmışsa eğer diyebilirim ki bir filmim olsaydı. Ne güzel olur. Evet. Peki, çok ödülünüz var. Birçok ödülünüz var. Aslında mesela benim dikkatimi çeken bu Yılın Kadını, Türk Kadınlar Birliği'nin size layık gördüğü, sizi... Yılın Kadını Ödülü. Evet. Aslında böyle sizi Gülriz Hanım'ın... O gün çok daha değerli bir şeydi o ödül. Evet. Gülriz Hanım diye düşündüğümüzde bir aslında ikonsunuz, tiyatro ikonu gibi bir... Yok canım artık. Evet, öyle bir gücünüz var bizler için de öyle. Ve kadın figürü olarak çok güçlü bir ikonsunuz tiyatroda. Bunu neye bağlıyorsunuz? Yani hani Engin Bey gibi çok güçlü bir başka tiyatrocuyla birliktesiniz ama hiçbir zaman onun gücü, sanatsal gücü altında hiçbir zaman kalmamış bir tiyatrocusunuz. Ben bunu şeye borçlu olduğumu sanıyorum. Bu kitabın arka sözünü birincinin Haldun Taner yazmıştı birinci kitabımın. İkinci kitabımın Yaşar Kemal yazmıştı Biran Gelir'in. Bunu ben yazmaya karar verdim. Kendim yazdım. Burada zaten anlaşılıyor. Bunu söylediklerinizi annesiz bir çocuk olarak yalnız büyümeme veriyorum. Kitapta yani, da öyle kendimi korumak için yani hem annesiz hem yalnız yani babasız da diyebiliriz bir yerde. Çok ihmal edilmiş bir çocuk olarak büyüdüm. Bu beni çok çabuk geliştirdi. Hani annesi babası ayrı olanlar çocuklar ya da bir tanesi olmayan çocuklar daha çabuk gelişirmiş diye bir şey vardır ama benimkisi çok daha katmerlisi oldu diye düşünüyorum. Yani kendimi hep korumaya almak durumundaydım. İrademi kullanmayı çok küçük yaşta öğrendim. Disiplini çok küçük yaşta öğrendim. Ve kendime saygıyı çok küçük yaşta öğrendim. Bunun temel nedeni önce... Muhsin Bey'in söylediklerinden kulaklarıma kalandan, kulağıma takılıp kalanlardan ötürü olduğunu sanmaktayım. Ve bunlar çok önemli şeyler. Yani bir de enerjiyi de katabiliriz buna. Evet. Evet, ben son 3 yıla kadar enerjinin ne olduğunu bilmezdim. Enerji ne anlama geliyor? O kadar enerjiktim yani. Ama 3 yıldır değilim doğal olarak. Yaş bunu değiştiriyor. Öyle oldu. Ama öyle sanıyorum ki iradem, disiplinim ve hırsım da ekleyebiliriz buna. Yani bir yere gelmek, iyi olmak. Yani yaptığı işi iyi yapmak. Evet, yani çok... Yani birinci kitabım benim
sevilip beğenilip kabul edilmeseydi ben ikincisini yazmazdım. Yani bir de oraları da geleceğim. Yani hem oyuncusunuz, yönetmenliğiniz var, yazarlık. Yani çok 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 böyle total bir sanatçı kimliğiniz var. Ve kadın olarak bu gücü, enerjiyi etrafınıza yayıyorsunuz. Enerji dediğinizde. Bilmiyorum, bu çok genç, özel bir şey. Enteresan bir şey var. Kaç senedir sahneye çıkmıyorum. Fakat izleyicim beni hiç bırakmadı. Okurum beni hiç bırakmadı. Kitap yazmadım, gene benimle iletişimini kopartmadı, ilişkisini. Oyun oynamadım gene. Bunun nasıl olabildiğine ben de biraz şaşmaktayım, itiraf edeyim. Ama işte en son Çağdaş Kadınım diye tutturdum. Bir de baktım, bir gazetecinin biri de bana dedi ki, Gürüz Hanım, mailinizi verin de dedi, ben size soruları yollayayım. Bende mail falan yok, hiçbir şey yok. Bir iki kere böyle bir şey geldi başıma. Ondan sonra dedim ki, Gülünüz Çağdaş Kadınım deyip duruyorsun. Sen bu interneti öğreneceksin, mecbursun. Sonra bunu 4 sene falan önce öğrendim diyeceğim. Ama yeni bir pencere açıldı hayatıma. Yani bütün yaşlı, yaş almış kadınlara, erkeklere önerim şu ki, artık bilmece yapmayın. Çünkü bilmeceleri de bir şablon halinde karşınıza geliyor. Oraya ne koyacağınızı zaten biliyorsunuz. Zaten hiçbir şey bulmuyorsunuz artık bilmecede. Halbuki burada internette hakikaten çok büyük bir pencere açılıyor. Çok büyük bir mutluluk verdi bana. Vaktim çok olmasa bile bu ilişkilerden çok hoşlandım. Yani şöyle diyeyim, bilmiyorum, sanal dostluklar diyelim. Yavru sanar ilişkiler demeyeceğim. Onlar toplu halde, ben tek başıma böyle yazışıp durmaktan çok keyif alıyorum. Evet, yani işte o demin enerji dediğinize, yani sizde, yani tam da bu kitabın başlığı gibi, Zephyros gibi, ebedi gençlik rüzgarı. Yani Engin Bey'in, siz onu bana demin anlattınız. Evet. Anlatın isterseniz. Engin Bey'in benzetmesi. Engin'in benzetmesinden önce, yani pardon, Engin'in benzetmesi ama bu Homeros'un söylediği bir şey. Zephyros rüzgarları. Evet. Ve de onu bana ilk yakıştıran Engin olmuştu. Evet, doğrudur bu. Ben kitaba isim arıyorum. Doğan Kitap'ta da oturuyoruz. Cem Erciyes falan, Sevim Erdoğan editörüm. Ben birkaç isim buldum ama içime sinmiyor falan diyorum. Ne yapsam. Zephyros demek geliyor içimden dedim bir gün. Cem dedi ki, ne demek? Ben anlattım. Ama dedim, bir iki kişiyle ben sordum, konuştum. Bana dediler ki, yabancı kalır. Sonra Cem çok beğendi bu ismi. Kalsın dedi. Başka bir sürü insan, Türkçe değil, yabancı bir şey, ters gelecektir dedi. İki arada bir deredeyken, ben kitabımı hazırlarken, yazarken Engin'in röportajı geçti elime. Evet. O zaman geçtim, baktım. O da benim için Zephyros demiş. Zephyros rüzgarı gibidir Gülriz demiş. Ben burada Engin'in olmadığı, onunla konuştuğum diyalogların hiçbiri olamadığı için onun ağzından bir şeyler olmasını istiyordum kitapta. Onun için bir röportajlarına baktım. Bir röportajı, benden söz eden bir röportaj. Onu koydum buraya. O nedenle de Zephyros ismi içerikte de bulunmuş oldu. Dediğim gibi kitabı okumaya yeni başladım. Fotoğraflar şahane. Keşke daha büyük olsalar diyor insan. Daha büyük. Yani her biri çok kıymetli görünüyor. Çok güzel görünüyor. Çok. Ama şunu da söylemem lazım. Renkli baskıları istedim. Fiyatı, bir de CD'miz var arkada. Evet, fiyatı yüksek oldu. Ben bu kadar yüksek fiyatla olmasını istemiyordum. Ama bunu siz istediniz dediler bana. Nasıl oluyor dedim. Renkli resimden vazgeçmem dediniz dedi. CD'den vazgeçmem dediniz. Böyle oldu dedi. Ama yani çok iyi kitabı, özel bir kitap olarak kütüphanede koleksiyon kitabı dinleyeceğim. Bunun içinde neler var? Müzik sizin... Bütün müzikal oyunlarından seçtiğim şarkılar var. Peki önceki kayıtlar mı bunlar, yoksa yeniden mi kaydedildi? Hayır, bunların çoğu sonradan kaydedildi. Yani örneğin Kabare müzikalinden. Evet. Keşanlı'dan.
Ama Keşanlı'nın TRT'ye yaptığımız son versiyonunda evet. var. Kabare orijinal o zamanın kayıtları evet. yani. Ama hayır başka da var. Var. Tabii. Kabare'yi ayrıca söyledim. Çağan Irmak hatta klibini yaptı. Bu zaten sizin daha önce çıkan, yayınlanan bu CD'si daha önce ha? yayınlanan. Evet, başka evet, yok. Evet, evet. Ama ben o zaman zannettim evet. ki konservatuvar gençliği bu CD'nin üstüne atlayacaktır. Yani o kadar tarihsel bir şey, kalıcı bir şey. Hiç başka hiçbir tiyatrocunun elinde böyle bir arşiv, böyle bir sunum yok. Evet. Ve de maalesef düşündüğüm gibi olmadı. Çok üzüldüm. Bugün bana telefon ediyorlar. Kitabın içinden görmüşler. İlk defa dinliyorlar. İlk defa falan filan. Yani yaşı 40'a gelmiş oyuncularımız da var bunların arasında. Ben de mutlu oluyorum. Peki geri dönüşler nasıl hocam kitapla ilgili? Size gelen. Çok iyi. Siz diyorsunuz ya hiç beni, zaten okuyucum, seyircim hiç beni terk etmedi. Hep bir şekilde evet. mutlaka bağ kurdu benimle. Peki bu kitap yayınlandıktan sonra... Çok harikulade yani kendim için söylenenleri söylemeyeyim. Başkalarının söylemesi gerekir. Ama ben çok mutlu oldum. Çünkü böyle en iyi kitabınız bu diyenler de oldu. Ben bunu düşünmüyorum. Birinci kitabımın çok daha iyi olduğunu Kıldırınca düşünüyorum. Kıldırınca kılıçtan kesin. Evet, onun çok daha iyi edebi değeri olduğunu da düşünüyorum. Çünkü o ödül alacaktı, o yılın dil kurumu ödülü verilecekti. Anı olduğu için kıl payı kaçtı. Bu, oradaki jüriler falan söyledi. Ben de olduğu gibi yazdım ikinci kitabımda. Sonra Biz Kadınlar var. Biz Kadınlar. Bir An Gelir. Evet. Gitmediğim Sokaklarda. Girmediğim Sokaklarda. Girmediğim sokaklarda o hikaye pardon. Kitabım. Evet. Şimdi oraya geleceğim. Gürizi Mutfağı'nda. Evet. Seni Seviyorum ve Zefiroz. Evet. evet. Seni Seviyorum'u o roman. Evet, bir de roman. Evet. Şimdi oraya geleceğim. Onu öykü ve roman. Oyunlaştırdım. Sonra müzikal haline getirdim. Şimdiden sonra, Fosfor'dan sonra Devlet Tiyatrosu'nun şeyine de girdi. Edebi kurulundan da geçti. Repertuara da girdi. Fakat işte dönem değişti. Levi Bey'e işten el çektirildi. Ve de dolu, 4 sezonu bitirmiş dolu ama... Merdivenlerde falan oturan insanlarla dolu oyunu kaldırdılar. Fosforlu'yu kaldırdılar. O zaman tabii öbürü de gündemden düşmüş oldu. Peki roman yazmak, öykü yazmak arasında Hı-hı. hangisini tercih edersiniz? İkisi de farklı isimler ama... İkisi de çok farklı. Çok enteresan. İkisi de benim için çok kolay geldi. Yani anı, 20, anı, anı. 20 tane daha hikaye yazabilirim. Hmm. Yani nasıl yazdığımı ben de bilmedim. Ama bunun içinde nasıl yazdığım da yazılı. Okursan göreceksin. Tamam. Peki yani bunların hepsi şeyi mesela bir an gelir o deneme mi? Deneme diye. Yok hayır. Tür. Üç anı kitabım var. Birincisi Kıldan İcne, Kılıçtan evet. Keskince. İkincisi bir an gelir. Bir an gelir. Üçüncüsü de bu. Bir tane de deneme kitabı hangisi? Onu Biz Kadınlar mı? Biz kadınlar da olabilir belki. Evet. Çok farklı türlerde kitaplar yazmışsınız ve bunlar çok şey. Hikayelerimi şimdi hikaye falan okunuyor galiba. Yani hikayeler okunuyor. Evet. Öyle bir şey yapmak istiyorum hikayelerimden. Onu soracaktım. Çünkü şimdi çok seviyorum hikayelerimi. Devam edecek misiniz? Yeni bir şeyler var mı yazıyor olduğunuz? Aa, yeni bir şey var. Çok acayip bir şey yazıyorum bundan sonra. Onun da hikayesini anlatayım. Şimdi Instagram'da bana Gülis Hanım nedir sırrınız? Nasıl bu yaşta böyle falan şudur budur. Sonunda ben dedim ki benim sırrım falan yok, deneylerim var. Aman Gülis Hanım ne olur biz deneylerinizden yazın bilmem ne edin falan. Sonra ben artık o kadar ısrarcı oldular ki çok çoğaldılar. Bir şeyler söyleyeyim falan dedim. İki konu, üç konu yazdım. Bir telefon Doğan Kitap'ta. Editörümden. Gülis Hanım bir daha üçüncüsünü yazmayacaksınız. Biz bunları da herhalde kitap yapacağız. Şahaneymiş. Şahane oldu. Evet. Ve ben kitabın adı da 80 yaşından sonra Gülriş Sururi gibi olmak. Süper. Peki spor yapıyor musunuz? Evet yani egzersizler yapıyorum. Düzenli yapıyorsunuz. Ben mesela eskiden gelirdim eski yerinizde karşılaşırdık da. Pilates falan da yapıyordum. Ama işte kalçam kırılınca
Evet, ona veda şey etmek zorunda kaldım, evet. Geçmiş öyle, olsun. Çok ciddi bir şeyi atlattınız ama. Şu anda nasıl? İyi. Hiç probleminiz yok. Farkında değilim artık hangisi. Harika. Yemekle de ilişkiniz, o da çok, hatta televizyon programı da yaptınız. Evet, yemek evet. programı. Alana diye bir program yaptım. Evet. O füzyon mutfağının ilk örneği falan olmuş olabilir. Meraklısınız yemeğe ve... Aileden kalma bir şey. Babam, amcalarım gelirlerdi, buzdolabını açarlar, bakarlar, bir sürü yemek var. Ama hayır, birer rakı korlar, mutfağa girerler, bir şeyler yapmaya uğraşırlardı. Ha. Mezeler, şunlar bunlar. Babam, beceren amcam öyleydi. Onlar çok mutfak delisiydiler. Ben de yani evde iyi yemek yemek falan ama yemek kitabı yazmayı falan düşünecek bir durumda olduğumu hiç düşünmüyordum. Ama bir gün Ülkü Tamer ve Filiz Ofluoğlu, Mücap Ofluoğlu bizim teknemizde geziyorduk. Üç gün Ege'de dolaşırken ben de boyuna yemekler yapıyorum. Küçük 9 metrelik trendir ama harika mutfağım var. Ve yemekler yapıyorum falan filan. Bir sabah dün ne koymuştun o yemeğin içine gibi bir şeyler sordular bana. Ben dedim bilmiyorum. Karıştırdım şunu bunu. Aklımda yok. Füzyon. Olan size füzyon. Evet. Bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Bir de teknede ne kalırsa o falan filan. Evet. Onu bir öyle karıştır şunu yap filan. Bir yaratıcı yanım varmış herhalde. Evet, Ülkü Tamer dedi ki bunları hemen bu andan itibaren yazmaya başlıyorsun. Yemek kitabı yapıyoruz. Çok özel bir şey. Birinci kitap tabii. Öyle oldu. Kimyagerlik gibi bir şey. Sonra Anadolu, pardon, şeyde de Alaluna'da da iki tane kitap oldu. Yani iki kitap da Alaluna'dan çıktı. O zaman üç yemek kitabı üç gibi yemek bir şey. Kitabı. Dediğiniz kitap ne zaman çıkacak? Onun var mı bir... Valla bitirip teslim ettiğim zaman çıkacak. Henüz daha... Yo, yarısına kadar yazdım. ama o el kitabı olacak, küçük. Ya çok az vaktimiz kaldı. Ben ya. Engin Bey'i soracağım. Engin Bey nasıl, keyfi nasıl, yerinde mi? Engin iyi, bildiğiniz gibi 6 yıldır bir felç geçirdiği için afazi, konuşamıyor. Evet. Konuşamıyor ama biz aramızda bir dil geliştirdik. Evet, İlk iki sene çok uğraştık, başaramadık. Felçten biraz da sağ tarafı da etkilenmişti. İşte ilacını bıraktığı için, kumadin diye bir ilaç var, kanı incelten. Onu kendi kendine bıraktığı için bir pıhtı olarak gidiyor beynin sol tarafına. Evet, o yüzden böyle bir şey. İlk başta çok acı bir dönem yaşadık, yani bir yıl. Ondan sonra hayatım böyle geçmeyeceğini ben anladım. Ve eve gelenler böyle ölü evine gelmişler gibi matemler içinde asık yüzlerle ya da öyle olması lazım diye düşünerek falan. Sonra ben bunların hepsine paydos dedim. Engin'e verilen uyuşturucu uyku ilaçlarının hepsini de kestim kendi kendime. Çok azalttım. Ondan sonra Engin yeniden sosyalleşmeye başladı. Birlikte tiyatrolara, açılışlara, evet, kapanışlara gider olduk. Ve de bir gün bir takside gidiyoruz. Şoför dedi ki, beyefendi Japon mu? Bizim konuşmamızda. Hı-hı. Yok hayır değil dedim, ben anlattım. Geçmiş olsun dedi. Ondan sonra ben eve geldik, bunu anlattım. Seni Japon zannetti biliyor musun? Çok güldük. Onun üzerine ben de bir tane eski kılıç duruyordu. Onu verdim Engin'in eline. Hadi dedim, Hattura Hanzo bu. Sen bana bir samuray çek. Ve harika bir samuray oynadı orada bana. Aynanın karşısında, unutamıyorum hala. Ne kadar iyi oyuncuymuş hala diye düşündüm. Evet, biz de karşılaştığımızda gerçekten enerjisi, neşesi evet, çok iyi. Yerinde. Çok şeydi, sizle birlikte gördüğümüzde de çok mutlu oluyorduk. Peki 50 dakika geçmiş. Çok güzel. Evet. Keşke bir 50 dakika daha olsaydı konuşurduk. Sohbet edelim. O kadar da daha bitiremedim de sorularımı ama. Çok güzel vakit geçirdik sizle. Çok ben de çok güzel vakit geçirdim. Hayatımda ilk defa iki tiyatrocuyla birlikte bir televizyon programı yapıyorum. Bu benim için çok güzel bir şey. Unutulmaz bir an olacak. Ah, şahane. Bizim için de öyle. Ben hep söylüyorum size, yani çok özelsiniz. Türk tiyatrosu, Türkiye'deki tiyatro için çok özel bir tiyatro kadınısınız ve kadınları temsilen çok önemlisiniz benim için de. Onun için size çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki dostluğunuzla bizi yüceltiyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Gerçekten evet. Çok mutlu oldum. Sağ olun. Bugün Cuma,
yarın cumartesi ve öbür gün pazar hep söylediğim gibi muhakkak televizyonun başından kalkıp bir oyuna gidin, bir tiyatro eseriyle buluşun. Güzel vakit geçireceksiniz. Oyuncularla sohbet edin çıkışta. Onlar, oyuncular çok zevk alır seyircisiyle bir araya gelmekten. Ve kendiniz için güzel bir şey yapmış olacaksınız. Lütfen bizi de seyretmeye devam edin. Çok nice.